Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size Netflix uygulamasının kullanımından bahsedeceğiz. Nasıl kayıt olunur ve kayıt olduktan sonra içerisinde yapabileceğiniz şeyler nelerdir ve hangi özellikleri mevcuttur. Bu içeriği çalıştığım zaman ben çok fazla şaşırdım. Çünkü içerisinde o kadar çok özellik var ki, özelleştirmeniz gereken alan var ki birçok Noktada sizin izlemelerinizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Netflix uygulamasına benzer kullandığınız uygulamaları açıkçası ben merak ediyorum. Mesela Blue TV, Excel hangilerini kullanıyorsunuz? Diğer videolarda hangilerini anlatalım? Yorum kısmına bırakabilirseniz diğer uygulama tanıtımlarında onları çekebiliriz. Öncelikle Netflix'e nasıl kaydolunur? Aslında bütün uygulamaların kayıt ekranı çok basit. Uygulamayı açtığınız zaman birinci alanda burada size mail ve bir parola isteyecek. Parolamızı oluşturalım. Devam et dediğimiz zaman evet daha önce bu maille kayıtlı olduğumuz için farklı bir mail yazıyoruz. Devam ediyoruz. Bir plan seçin diyor. Planlarımıza bakalım. Evet burada 3 tane farklı plan var. Temel, standart ve özel plan. Bu tamamen videonun kalitesini arttıracak olan planlardır. Standart planı seçtiğiniz zaman aylık 40 TL 99 kuruş olarak ücretlendirileceksiniz. Bunlardan herhangi birini seçip Bütçenize uygun olana devam et diyorsunuz. Daha sonra ödemeyi yapıyorsunuz. Bir de hediye kodu diye bir alan var. Bu hediye kodunu biraz sonra uygulamadan size göstereceğim. Ee, bazı mağazalarda Vodafone gibi, BİM gibi, Şok gibi yerlerde satılan hediye kodları kullanılabiliyor uygulamanın içerisinde. Şimdi uygulamamıza gelelim. Evet Netflix uygulamasında ben aile paketi kullanıyorum. Bir aile paketine 5 kişi kullanabilir. Tıklıyorum kendime. Şimdi ana sayfada filmlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Birçok özelleştirilmiş alan var. Evet, diziler sol ekranda, filmler hemen yanında ve buradan kategori seçebiliyorsunuz. Bakın, birçok kategori var. Burada sesli betimleme diye bir alan var. Hepsinin altında bunu göreceksiniz. Biraz sonra ne olduğunu ben size söyleyeceğim. Tabi ekran kaydı alırken filmlerin içerisini görüntüleyemeyeceğiz telif haklarından dolayı. Ama yine de siyah ekran olarak göstereceğim size. Şimdi profile tıkladığımız zaman burada aile paketlerinde profilleri görüntüleyebiliyorsunuz. Bakın farklı bir profile geçmiş oldum. Kendi profilime geri döneyim. Şimdi uygulamamızda çok yakında çıkacak filmleri buradan görüntülüyorsunuz. İndirilenleri buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Ana sayfaya geldiğim zaman yine profile tıklıyorum. Şimdi uygulama ayarları ve hesap içerisinde birçok uygulama ayarı mevcut. Şimdi uygulamayı sadece Wi-Fi'den izlemek istiyorsanız şu butonu açıp kapatmanız yeterli. Bildirimlere izin ver veya verme seçeneği en üstte gördüğünüz yer. Daha sonra aşağıya iniyorum. Ağı kontrol et. Burada kendi ağınızı kontrol edebilirsiniz. Yürütme özellikleri mevcut. Bakın bunları buradan sadece görüntülüyorsunuz. Ve yasal bazı prosedürler mevcut. Şimdi hesaba geldiğim zaman Netflix ile alakalı bazı ayrıntılar ve ayarlar var. Burada birçok ayrıntı mevcut. Şimdi e-postanızı değiştirmek istiyorsanız bu alandan değiştirebiliyorsunuz. Parolanızı da buradan değiştirebiliyorsunuz. Kayıtlı olan kartınızı da buradan değiştiriyorsunuz. Burada çok önemli bir nokta var. Papara kullanmıyorsanız mutlaka papara kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bir cashback sistemi var ve belli bir miktarını paranın size iade ediyor. Papara kullanmayı bilmiyorsanız onunla ilgili ekranın sağ üst köşesine veya sol üst köşesine bir link bırakacağım. Nasıl açıldığını öğrenebilirsiniz. Ödeme bilgilerini yönet dediğiniz zaman karşınıza sizin kullandığınız kartlar, eklediğiniz ödeme yöntemleri çıkacaktır. Fatura ayrıntılarını buradan görüntüleyebilirsiniz. Hediye kartı ya da promosyon kullan. Evet, Burada da daha önce aldığınız hediye kartlarının kodlarıyla ödeme yapabilirsiniz. Birine Netflix hediye edebilirsiniz. Bakın hediye kartlarını nereden alabilirsiniz? Bu da en çok merak edilen Netflix'teki hediye kupon olayı. Çevrim içi olarak trend yoldan hepsi buradan ve maksimum mobilden satın alabiliyorsunuz. Bir de mağazalarda da satılıyor bu. Daha fazla diyelim hepsini görüntüleyelim. Dinar, Teknosa, Media Market, Carrefour, A101 ve Shop'ta hediye kartları yani içerisinde bir kod olan kuponlar satın alınabiliyor. Artı 18 içeriklere erişim için bir pin mevcut. Bu pini siz ayarlıyorsunuz. Artı 18 içerik çıktığı zaman bu pini her seferinde size soracaktır. Teste katılın dediği zaman uygulamanın bazı özellikleri, beta sürümleriyle ilgili testlere katılma şansı elde ediyorsunuz. Burada cihazlara indirilen içeriklerle ilgili bazı yönetim özellikleri var. Çok önemli olmadığı için bunları anlatmıyorum ama bunlarla ilgili merak ettiğiniz konuları yorum kısmında yazın. Küçük shorts videolarla ben anlatmaya çalışacağım. Buradan açık olan oturumları görüp ilgisiz kişileri cihazını çıkış yaptırabiliyorsunuz. Bakın burada ortak kullandığımız bazı arkadaşlar mevcut. Buradan ben bunların izinlerini düzenleyebiliyorum. Kısıtlama yapabiliyorum. Evet profil kısmında birçok özelliği görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi ben size bir video ile alakalı içerisinde ne tip değişiklikler, özelleştirmeler yapabilirsiniz. Bir tanesini oynatalım. Şimdi videomuz açıldı. Siz muhtemelen ekranı göremiyorsunuz. Şimdi burada bölümlere tıkladığınız zaman sezon sağ üst köşede yer alıyor. Bölümleri buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca seslendirme ve altyazı ayarları var. Bakın şimdi burada size şunu göstereceğim. Sesli betimleme. Flemenkçe sesli betimleme diyor. Yani... Bu videoda konuşma sahneleri dışında ki bütün tasvirleri sizin adınıza biri yapıyor. Örneğin kapı kapandı, rüzgar esti gibi sesli betimlemeyi açtığınız zaman bu tarz şeyleri duyabileceksiniz. Sağ tarafta da altyazı ayarları mevcut. Altyazılar size o videonun, o içeriğin sunduğu altyazılardır. Bakın burada Flamenkçe, Arapça, Yunanca, Türkçe şeklinde altyazı sunulmuş. Seslerde de İngilizce, Flamenkçe ve Türkçe olarak yine size ses özellikleri sunulmuş. Uygula dediğiniz an hemen uygulayacaktır. Onun dışında kilitle dediğiniz zaman bu ekran kilidi aktif oluyor ve siz bu ekran kilidini dokunmadığınız sürece açamıyorsunuz. Şimdi ekrana eliniz yanlışlıkla değmesin diye bunu aktif edebiliyorsunuz. Burada da hızlandırma yapabiliyorsunuz. Bazı videolar çok ağır ilerlediği için 1.25-1.5 hızla izlemek isteyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Ondan sonra bir listem diye bir alan var. Listem şudur. Sizin takip ettiğiniz, izlediğiniz veya beğenip daha sonra izlemek istediğiniz dizileri, filmleri listeme ekliyorsunuz. Listem alanı bu ana ekranda en alt bölümlerde herhangi bir yerde yer alıyor. Genelde en altta oluyor. Evet, şuralarda biraz kurcalarsanız listemi görebilirsiniz. Şimdi e, bir de size Eyüp izlemeye devam et diyor. Bunlar benim şu an izlediğim, kaldığım yerden devam eden dizilerim veya filmlerim. En üstte de popüler dizileri görüyorsunuz. Genelde Netflix'in algoritması YouTube'a benzer bir şekilde çalışıyor. Size izlediğiniz filmlere benzer ve sizin izlediğiniz filmleri izleyen kişilerin izlediği diğer filmleri ortak dizileri öneriyor. Onun dışında popüler filmler, diziler, gündemdekiler, ödüllü filmler burada birçok sizin adınıza öneride bulunabiliyor. Party Link diye bir şey var. Ee, onu daha sonraki videolarımızda anlatacağız. Party Link de aslında pandemi döneminde çıkan bir özellik. Bu pandemi döneminde arkadaşlarınızla birlikte kendi evinizde oturuyorsunuz ve o Netflix partiyi Google Chrome'daki bir eklentiyle aslında çok zor değil. Google Chrome'u açıyorsunuz. Netflix Party diye bir eklenti var. Onu kuruyorsunuz. Onu kurduktan sonra bir kişi yönetici oluyor. O kodu arkadaşlarınızla linkle birlikte paylaşıyorsunuz. Her izleyici taraflar onayladıktan sonra birlikte filmi izliyorsunuz. Orada bir kilit var. Onu kilitledikten sonra Kimse filmi geçemiyor, durduramıyor, hızlandıramıyor. Sadece bir kişi bunu yönetebiliyor. Ve bir yandan da izlerken arkadaşlarınızla yazışmanıza imkan sağlayan güzel bir özellik. Videomuz bu kadar. Bunun gibi e, birçok video içerik platformu mevcut. Bundan sonra Exxon uygulamasında size anlatacağız. Blue TV'de anlatacağız. Gain var onu da anlatacağız. En çok siz hangini kullanıyorsunuz ya da hangi video içerik platformlarını kullanıyorsunuz? Bunları da merak ediyorum. Sırayı ona göre belirleyeceğim. Yorum kısmında da onu yazabilirseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone de olmak isterseniz olabilirsiniz. Teşekkürler.